Hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Asuman Uğur ben. Yeni bir sağlık raporum programıyla daha birlikteyiz. Halk sağlığının gündemini, çocuklarımızın, erişkinlerimizin, yaşlılarımızın sağlığın gündemini sağlık raporunda 8 yıldır efendim aktarmaya devam ediyoruz. Tabii sadece fiziksel sağlığı konuşmuyoruz biz. Sağlık raporunda okul öncesi eğitimi, çocukların eğitimi, bugünkü konumuz öğrenme güçlüğü, disleksi, bunu da konuşacağız. Ruh sağlığı, sosyal sağlık. Sağlığı birçok boyutlarıyla efendim ele alıyoruz. Bugün de aslında önemli bir konuyu verilen bilgilere göre, istatistiklere göre Türkiye'nin %15'ini ilgilendiren bir problemi konuşacağız. %15 aslında çok büyük bir rakam ama bu büyük bir rakam olmasına rağmen acaba bunun çözümü için Türkiye'de neler yapılıyor açıkçası ben merak ediyorum. Disleksiyi konuşacağız efendim. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği İstanbul İl Temsilcisi Sayın Ömer Cimen. Birinci konuğum, hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, hoş bulduk. Ve Sayın Sena Arslan, psikolojik danışman, siz de hoş geldiniz. Hoş şimdi, bulduk, merhaba. Birazdan kamu spotunu vereceğiz ama %15 dedim, aslında yüksek bir rakam bu. Hı hı. Teşhisli ya da teşhisli olmayan, yani aşikar olan ya da olmayan olarak %15 olarak öngörüyorsunuz değil evet, mi Ömer Bey? Evet, bu bir öngörü. Yani yurt dışındaki araştırmalarda, yapılan taramalarda ortaya çıkan nüfusa göre yaygınlığından bahsedilen oran ama bu. Ama yurt içi bizim ülkemiz için daha şey yok mu hani araştırma? Yurt dışı referansı bizde, mı alıyoruz? Yani %7-12 arasında çıkıyor ama bir tarafıyla bizim tanılamayla ilgili de hı-hı, hala kat etmemiz gereken mesafeler olduğu için hani hı-hı, öğrenme güçlüğü olan çocuklar var ama biz bunları henüz tespit edemiyoruz. Ya da o aileler başvurmuyor bakış açısı içerisindeyiz açıkçası. Şimdi şöyle bir de izleyicilerimiz hani duyuyordur disgrafi ve diskalkuli. Disleksi okuma güçlüğünü ifade ediyor. Disgrafi yazma, diskalkülü de matematikle ilgili öğrenme güçlüğünü. Ama toplumun genelinde olan daha çok hangisi? Yani %80'i disleksi oluşturuyor aslında tamam, büyük bir çoğunluğunu. Zaten bunların hepsine özgül öğrenme güçlüğü diyoruz. Yani tamam, hepsini birlikte mi aslında? Mesela okuma evet, güçlüğü olan, hani oralara gireceğim nedir olduğunu ama yayın başında hı-hı, sorayım bir en azından kaynak olsun. Yani disleksi problemi olan, okuma güçlüğü olan kişide elbet işte disgrafi yazma ve matematikte de sorun oluyor değil mi? Böyle midir? Yani birbirlerinin devamı mıdır bunlar genelde? Çok büyük oranda öyle evet. Yani hepsi aslında çoğunlukla birlikte görülüyor hı-hı, ama bazı öğrencilerde, bazı çocuklarda sadece disgrafi de görülebiliyor ya da sadece diskalkül de görülebiliyor ama genelde evet hepsi seyrediyor. Büyüse birden destekliyor, fazla şey olarak seyrediyor. Tamam, şimdi sizlerin hazırladığınız bir kamu spotu vardı, onu verelim. Ondan sonra yavaş yavaş öğrenme güçlüğüne nasıl açılır, nasıl öğrenme güçlüğü tamamen ortadan kaldırabilir mi öyle olduğunu söyleyenler var. Nasıl çözülecek, tanılama süreci nasıl, ne yapıyor bu konuda eğitim veren uzmanlar, işin aslını öğrenelim diyoruz. İnşallah. Şimdi bir kamu spotunu verin, sonra devam edelim. Okula gitmek istemiyordu. Tembellik ettiğini düşündüm. Okurken cümle sonundaki kelimeyi değiştiriyor, satır atlıyordu. Dikkati dağınık dedim. Çaba sarf etmediğimi sanıyorlar. Ama ben çok çabalıyorum. Artık seni anlıyoruz. Özgür öğrenme güçlüğü, akıcı okuma, yazma ve okuduğunu anlamada, ayrıca çarpım tablosu, saat, yön gibi kavramlarda yaşanan özel öğrenme güçlüğüdür. Unutmayın, disleksi bir hastalık değildir. Doğru eğitimle birçok alanda başarılı olabilirler. Evet efendim, kamu spotunu verdik. Müsaade ederseniz Ömer Bey'le başlayayım. Şimdi çocuk ve erişkinlerde önemli sorun öğrenme güçlüğü. Kaynağı da önemli ama önce bir siz tanımlayın işin ehli uzmanı olarak. Evet. Öğrenme güçlüğü nedir? Yani disleksi dediğimiz olay nedir? Literatürde ne diye geçer? Hı-hı. Aileler, veliler de öğrenme güçlüğü olan birisi kendini nasıl tanımlar mesela? Buyurun. Yani şöyle söyleyebiliriz aslında. Bunun uluslararası herkesin kabulü üzerinde fikir birliğine vardığı DSM-5'in kriterleri var. Bu DSM-5'te öğrenme güçlüğü kriterlerinden genel olarak şöyle bahsediliyor. Bir kere bir çocuğun öğrenme güçlüğü tanısı alabilmesi için ya da öğrenme güçlüğü şemsiyesinin içerisinde değerlendirilebilmesi için zihinsel engelinin olmaması gerekiyor. Normal ya da normalin üstünde bir zekada olan nitelikli bir eğitime maruz kalmış olmasına rağmen yani alması gereken bütün eğitimleri nitelikli bir şekilde almış olmasına rağmen ondan beklenen akademik beceriyi
performansı gösteremeyen çocuklar aslında bu grubun içerisinde. Bu akademik performansta da biz işte okumada problem yaşadıklarını, yani nitelikli bir okuma eğitimi veriyoruz. Zekasında herhangi bir sıkıntı yok. Ama öğrenmekte, okumayı öğrenmekte güçlük yaşıyor. Şimdi zihinsel engellileri ayrı tutuyoruz. Bu kadar. Evet. Zaten onlarda doğal olarak bir şeyler var yani. Evet. Zaten evet. Doğal olarak var. Peki, dediniz ki hani normal şartlar altında her şey yapılıyor ama öğrenme güçlüğü var. Peki neden oldu bu? Öğrenme güçlüğü neden bu çocuk yaşıyor? Yani hangi yaşa ineceğiz? Kaynağı kökeni nedir? Size sorayım mı onu da? Şöyle, bunu genel olarak aslında spesifik değerlendirmek çok doğru değil. Evet, şu yaşta direkt bakmalı diye, ama tabii bununla ilgili çok ayrıntılı anamnez almamız gerekiyor. Anne karnından itibaren o zamanki gelişimleri, daha sonrasında işte doğum süreci, doğum kilosu, doğum boyu ve sonraki süreçteki uyaran çeşitliliği ile ilgili birçok bilgiyi almamız gerekiyor aslında. Temelde biraz daha anne karnındaki süreç ve sonrası bizi ilgilendiriyor. Ya, odaklandığınız nokta anne karnı mı oluyor, onu sorayım. Yani erken dönemde, erken çocukluk gelişimi çok önemli. Mesela küvezde doğan, daha önce hani Bülent Hoca dedi, hani küvezde uzun süre kalan bir çocuk mesela biraz da dezavantajlı aslında bu açılardan diye ben hatırlıyorum, söylenmişti. Yeterince uyarana maruz kalmayan çocukluğunda, çocukta hani öğrenme güçlüğüne daha yoğun görülen bir popülasyon aslında burada herhalde. Mesela dediğiniz şeyde yeterli uyarana maruz kalmama kısmı çok önemli. Yani 0-3'te hani bu aralarda çok popüler, herkes konuşuyor. 0-3 yaş arasında çocuğun olabildiğince çok kelimeye, uyarana, anne çocuk ilişkisine, duygusal bir bağa ihtiyacı var. Orada mesela o dil becerisi çok önemli ve dil daha sonrasında o dilin normal seyrindeki gelişimi, yaşına uygun gelişimi öğrenme güçlüğü olup olmamasının da çok ciddi belirleyicisi. Yani öğrenme güçlüğü tanısı alan çocukları erken dönemde biz gecikmiş konuşmayla, işte geç yürümeyle, emeklememeyle ya da geç emeklememeyle filan da aslında şey yapabiliyoruz. Ha, bazen çocuğum geç konuştu, geç yürüdü diyenler de aslında bu kendi sinyal mi veriyor? Evet, çok erken dönem ilk belirtiler bunlar aslında. Yani motor açısından emeklemek, yürümek, motor beceri. İşte dil açısından ilk kelimelerini, ilk cümlelerini kurmak ve telaffuz. Yani orada tabii ki işte belli yaşa kadar belli sesler oturmuyor. 4 yaşa kadar çocukların çoğu peltek zaten ama genel itibariyle yaşına uygun beklenen telaffuzlarda olmaması, kelimeleri karıştırması, işte çok klişe portakala portak, işte porkatal demesi gibi bazı kelimeleri tersten söylüyor olmaları, yönleri karıştırıyor olmaları, denge duyusunun yaşına göre biraz daha gelişmemiş olması, bunlar çok temel şeyler aslında, erken dönem belirtileri. Sonra okula geçerken, okul öncesi eğitimde de çabuk unutma, öğrenirken kavramları, mesela kavram derken işte renkleri, okul öncesi dönemde çocuklar renkleri öğrenirler, sayıları öğrenirler, temel işte adını yazmayı öğrenirler. Birkaç, en azından bir 5-10 tane harfi, belki harf ses ilişkisini kurmayı, A dediğinde A'yı gösterebilmeyi öğrenirler okul öncesi, okula başlamadan önce. Bu öğrencilerde sıklıkla bu kavramları öğrenmekte güçlük yaşama, geç öğrenme ve maalesef çabuk unutmayı görüyoruz. Mesela aileler de bu noktada okul öncesi dönemde hem eğitimciler hem aileler dikkatli olabilirler. En sık görülen şey bu. Geç ve güç öğrenme ve çabuk unutma kavramı. Yani nasıl anlaşılır dediğimizde, evet. Geç öğrenme, güç öğrenme ve çabuk unutma. Çabuk unutma. Dille ilgili gecikmiş konuşma buna eşlik edebilir. Dikkat eksikliği buna eşlik edebilir. Bazıdan daha fazlası, yani %50'ye yakını aynı zamanda dikkatle ilgili de problem yaşıyor bu çocukların. Ve yönerge almada zorlanıyorlar. Yani bu çocuklar sözel talimatları, hani şuradan şunu getirir misin bana, ikinci çekmeceden işte bir çorap getir ya da bir çatal getir gibi şeyleri, bellek kapları küçük olduğu için, yeterince gelişmemiş olduğu için aslında kısa süreli hafıza kapasiteleri, çabuk unutuyorlar. Yani biz ondan bir şey yapmasını istediğimizde onu yapmaya giderken ne yapacağını unutarak geri gelebiliyor. Ne alacaktım, nereden alacaktım, neydi, anne bir daha söyler misin gibi
şeylerle peki, karşılaşıyoruz. Bu neyle karışabilir? Hani otizm vesaire falan. Şimdi aslında ona gelmişken şunu diyeceğim. Daha önce hem bizim yayınlarımızda Bülent hocamız söylemişti. Hem de ben bir iki şeyde de gördüm. Sosyal medyada, ulusal mecralarda. Uzaktan eğitim öğrenme güçlüğüne herhalde biraz aslında zemin hazırladı. Yani geride kaldı çocuklarımız. Çünkü yeterince uyarana maruz kalmadılar. Tamam. Şimdi bizim otizmle ilgili teşhislerimizde, belirtilerimizde bu uyaranlar sık konuşulur. Ama uzaktan eğitimde de atipik mi diyoruz? Atipik otizme bir yatkınlık, atipik otizm sorunu olan çocuklar oluşacak gibi bir şey dendi. Bunun doğruluk payı nedir? Öğrenme, bu online eğitim, uzaktan eğitim acaba öğrenme güçlüğüne zemin mi hazırladı? Ne söylersiniz? Yani orada bir kaybımız var çünkü. İleride daha mı sık duyacağız biz bunu? Yani şöyle, tabii ki de bunu çok genel çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Hani sadece bu dönemi kapsayarak böyle bir değerlendirme yapmamız her zaman için çok doğru olmaz. Ama tabii ki de bu süreçte çocukların edilgen bir tutumda olması elbette öğrenme süreçleriyle ilgili negatif etkilere sahip. Çünkü her yaş döneminin çeşitli hazır bulmuşlukları var ve bu hazır bulmuşluk dönemlerinde çeşitli bilgileri çok boyutlu şekilde öğrenmeleri lazım çocukların, çeşitli becerileri. Uzaktan eğitimde bazı becerileri öğrenme noktasında eksik kalabildiler aslında. Tamamen o sürecin içerisinde olma, okul havasını koklayabilme, bu noktada daha edilgen tavırda oldukları için öğrenmesini tabii ki de negatif etkileyen şeyler oldu. Uyaran dediniz ya, özür dilerim giriyorum. Bir sınıf ortamında uyaranları nasıl sınıflandırırız mesela? Ne söylersiniz? Çünkü hani evdeki uyaranla sınıf ortamındaki uyaran arası herhalde dağlar kadar tabii fark ki var. Mesela bir hani uyaran dediğimizi biraz daha açın. Neden bu uyaran bu kadar önemli ve bu uyaranlar neler? Bir sınıf ortamı için neleri söyleyebiliriz mesela? Şimdi şöyle, sınıf ortamı, okul ortamı yapılandırılmış bir ortam. Bu ortam içerisinde birçok şey uyaran olabilir. Öğretmenin ders anlatış stili, ses, ışık, arkadaşlar, çocuğun o an farklı içerisinde yüzler, bulunduğu. Evet, üç boyutlu, çok boyutlu bir ortam aslında. O yüzden hani bunu spesifik olarak değil ama çocuğun ne alabildiği, nelerle karşılaşabildiği, her şey bir uyaran olabilir çocuk için. Çünkü tamamen kendisi sürecin içerisinde. Yani burada aslında aynen öyle. Uyaranın en büyük kısmı aslında sözel girdi. Yani görsel olarak belki işte dijital ortamda pek çok şey karşılanabiliyor. İnsanlar görsel uyaranlara maruz kalıyorlar. Ama burada okul ortamında çocuğun işte online eğitimde sadece belki öğretmenle daha edilgen bir ilişki içerisinde, ekranda pasif konumdaydı, öğretmenini dinliyordu ve tek yönlü bir iletişimde tek bir kişinin verdiği bilgiye bağlı olarak bir eğitim öğretim yapılıyordu. Ama okul ortamı böyle değil. Okul ortamında ortalama bir sınıf mevcudu 30, kendisi dışında en az 29 tane başka ses var, görüntü var, onlarla kurduğu diyalog var. Onların birbirleriyle kurduğu diyaloglara şahitlik etmesi var. Yani bir günde duyduğu kelime sayısı bile aslında en büyük sözel uyaran. Yani öğretmenden tek başına duymasıyla bir okulda 6 saat boyunca arkadaşlarıyla oyun oynaması, durumu kritik etmesi, hocayı çekiştirmesi. Evet. Aynen. Yani top oynaması. Top oynaması, bazen tartışması, bazen barışması, evet, oyun kurması, oyun oynaması, bir problem sürü şey. Problem çözüyor orada bir yandan. Problem çözüyor. Aynen. Zamanı da planlıyor aslında. Yani teneffüs mü olacak, zil çaldı, derse mi gireceğim? Bunların hepsi aslında planlaması. İşin dikkat sebat boyutu da var. Yani online eğitimde çocuklar her ne kadar herkes elinden geleni yapmış olsa da bu süreçte sonuçta bir süre sonra günde 6 saat boyunca ekran başında oturmayı her çocuk başaramadı. Orada okul ortamında bir sırada 40 dakika oturmak bile dikkati devam ettirme anlamında, sebatkarlık anlamında da çocuklara çok ya fazla şey de katıyor. Bunları şahsınız için demiyorum, genel yani. Daha yüksek sesle, daha büyük harflerle haykırılsaydı keşke. Şimdi okullar kapandı. Burada biraz tabii sağlıkçıların, siyasilerin tabii şeyleri daha belki önde gitti. Hani eğitimciler çok da karar veremedi gibi görünüyor. Yani başkaları verdi. Onlar oturdu. Halbuki eğitimciler bunun çoğu biliyor. Evet. Bir çocuğun okula gelmediğinde nasıl kayıplar olacağını. Keşke bunlar çok çok daha yüksek sesle uzmanlar tarafından söyleseydi. Belki yaz aylarımız değerlendirilebilirdi. En azından hani bir şeylerin ucundan tutardık. Çok yazık oldu diyorum. İşte öğrenme güçlüğü zemini hazırlandı maalesef herhalde bazı çocuklarımız. O açığı hemen herhalde kapatmak lazım, değil mi? Aynen öyle. Sadece küçük bir anekdot paylaşabilirim. Daha bugün geldi hani sabah bir şey, birinci sınıfa başlayan bir öğrenci. Tam da işte pandemi koşullarında okul öncesi eğitim zaten okula hazırlık ve okumaya hazırlık açısından çok önemli.
okul öncesi eğitim alamamış ve birinci sınıfa başlıyor. Ve ailenin getirdiği, okulun yönlendirdiği belli davranış problemleri var. Hissettiğim şey şu, yani davranış probleminden kasıt şu, arkadaşlarıyla oyun oynarken işte topu paylaşamamış, oyuncağı paylaşamamış vesaire. Şimdi bu problem davranış olarak önümüze geliyor. Gerçekten de öyle yani. Ama şöyle düşünün, bu çocuklar 1,5 sene boyunca arkadaşlarıyla doğru düzgün oyun oynayamadılar. Evde tek başkanına yetişkinlerle oyun oynadılar ve yetişkinler genelde yenildiler o çocuklara. Ya da paylaşırken uzlaştılar, ona bir şey verdiler. Ya da Sena Hanım dediği gibi hiç paylaşmadı belki, kendi oyuncaklarıyla kendi oynadı. Yani sosyal duygusal açıdan, sosyal beceri açısından çok büyük kayıpları var bu pandemi sürecinin bu çocuklarda ve bunlar yoğun sosyal etkinliklerle belki zaman içerisinde telafi edilecek. Sizin sorduğunuz kısımda da şu, hem bunları telafi etmeliyiz, hem bir de az önce sorduğunuz şeyle birleştiriyorum. Neyle karışır özel öğrenme, özgül öğrenme güçlüğü kısmında? Özgül öğrenme güçlüğü en çok normal çocukla karışıyor. Normal gelişim gösteren çocuk bu, tembel. Normal aslında istese yapar, istese başarabilir ama o istemiyor gibi. Hem öğretmenlerin hem bazen ailelerin bu çocuklarla ilgili, hani bunda başka otizm olabilir, hiperaktif olabilir vesaire, ilk etapta böyle düşünülmüyor ama daha çok istese yapar gibi bir duruma geliyor. Bir diğer şey de tam da bu uyaran eksikliğinin içerisinde öğrenme güçlüğü aslında yaşamayacak çocuklar da nitelikli eğitime maruz kalmadığı için, nitelikli eğitim almadığı için öğrenme güçlüğü yaşayacaklar, öğrenmede güçlük yaşayacaklar. Ama bu bizim tıbbi anlamda, eğitsel anlamda konuştuğumuz özgül öğrenme güçlüğü olmayacak. Yani yetersiz eğitim aldıkları için zorlanacak. Bunların ayrımına çok iyi varması lazım. Gereken eğitimcilere ihtiyacımız var. Peki şöyle, nasıl gözlemlenmeli? Ev ortamında, yani az da bahsettiniz, ipuçlarını verdiniz ama size sorayım onu. Öğrenme güçlüğü belirtileri hangi ortamda nasıl gözlenmeli? Şimdi bir çocuk kimlerle muhatap oluyor be? İşte çocuk doktoruyla, annesi, babası, arkadaşları, okul ortamında muhatap oluyor. Nasıl gözlüyor bunu anlayan öğrenenler ve nasıl kondurmuyor? Bazen de kendimize kondurmuyoruz. Yani çocuğum ne demek istiyorsa, aptal mı, hani bir şey mi falan diye. Aileler tabii bunun tedirginliğini yaşıyor. Ne söyleyeceksiniz? Bu aslında hani erken dönemle ilgili çok hani dikkatli olan hekimlerin de gözünden kaçmayan şeyler olabilir ama bununla ilgili geri bildirimler daha çok okul döneminde aslında. Bu yapılandırılmış ortama girdiği zaman çocukla daha sık vakit geçirdiği zaman onun bilişsel süreçleriyle ilgili etkinlikler ya da hangi yaş grubuna göre ne yapması gerektiğiyle ilgili ayrıntılı bilgiye sahip olduğu için ister istemez neleri artı koyabilirim, neler eksik kaldı noktasında eğitimciler bu konuda daha çok farkındalık sahibi olabiliyorlar ve yönlendirmeleri o şekilde yapabiliyorlar. Daha çok okul döneminde gözlemlediğimiz ya da okul öncesi çocuklarda ya da hatta birinci sınıf çocuklarda daha çok acaba öğrenme güçlüğü mü var diye. Yani eğitsel bir tanı olduğu için. Eğitsel tanı. Yani işte disleksi diyoruz, okumada güçlük yaşayan çocuk. Disgrafi diyoruz, yazmada güçlük yaşayan çocuk. Diskalkuli diyoruz, işte matematikte hesaplamada güçlük yaşayan çocuk. Bunları ne zaman gözlemleyebilirsiniz? Çocuk öğrenmeye başlayıp öğrenemediğinde. Yani dolayısıyla erken dönem belirtiler olsa da en büyük yoğunluk birinci sınıfın ikinci döneminde filan oluyor. Yani bir okuma eğitimi başlamış, verilmiş. Ama çocuk onu öğrenmekte zorlanmış diye. Zaten bu konuda uzmanlar da bir gözlem süresi, nedenlerin iyi tespit edilmesi, yani o ilk sorduğunuz işte öğrenme güçlüğü nedir'in içerisinde de çok temel aslında. Siz biz burada sağlık programı yaptığınız için ve izleyiciler de bunu bildiği için bence bu söylediğim şeyi herkes anlayabilir. Normalde tanı koyarken biz şey yapıyoruz ya, işte doktorlar, işte atıyorum, ateşi var, iltihabı var. Ha, bunların ikisini bir araya getiriyorum, bir de test alıyorum, ondan sonra bir tanı koyuyorum. Burada belirtiler beni kritere götürüyor. Öğrenme güçlüğünde kriterler tamamen ayırt edici tanı kriterlerinin dışarısında gerçekleşiyor. Yani diyor ki öğrenme güçlüğü olması için zihinsel engelli olmayacak, duygusal sorun yaşamayacak, uygun eğitim almış olacak, travmatik beyin hasarı olmayacak, yani şu olmayacak, bu olmayacak, bu olmayacak, hala okumada problem yaşıyorsa, ha demek ki o zaman öğrenme güçlüğü, özgül öğrenme güçlüğü var bu çocukta diyebiliyoruz ancak. Yani diğer problemlerin hepsini eleyerek,
Mesela annesi vefat etmiş bir çocuk da derslerine konsantre olamayıp okumayı öğrenemeyebilir. O zaman o çocuğa öğrenme güçlüğü diyemiyoruz. Duygusal bir problemi var. Hı hı. İşte yeni taşınmış, okula yeni nakil olmuş, o bölgeye yeni geçmiş bir travması var. Yani bir geçiş sürecinde o zorlanabilir. Ona da hemen özgül öğrenme hı hı. güçlüğü var demiyoruz. Aşağı yukarı aslında eğitimcilerin bu bakış açısının içerisinde olması gerekiyor. Temel aslında söyleyebileceğim şeyler bunlar. Peki şöyle, tamam, öğrenme güçlüğü olduğu bir şekilde gözlemlendi. Öğretmen aileye uyardı. Bir işte kime gidecek önce insanlar? Böyle bir şey sorundan şüpheleniliyor. İlk başvuru merkezimiz ne olmalı? Kim, hangi uzman? Sizler mi? Psikolojik danışmanlar mı? Nasıl olacak? Yani şimdi bundaki ayrıntılı bilgi ve gözlem yine çok önemli. Eğer... Hani şüpheleniyoruz böyle şüphe, bir şeyden. Şüphe var. Ön test biz hı-hı. yapabilir miyiz? İnternette bazı testler oluyor ve doğru adres ilk etapta bunu teşhis etmek hı-hı. için var mı yok mu ve derecesini öğrenmek için kimdir? Yani belirti taramayla ilgili tabii ki de çok basit envanterler internette mevcut. Hı-hı. Ama bununla ilgili yine okuldaki eğitimci bunu fark ettiği noktada eğer bu nörogelişimsel bir öğrenme güçlüğü kapsamında mı, daha çok böyle psikiyatrik bir vaka şeklinde mi, yoksa eğitsel bir destek ya da psikolojik bir destek kavramında mı olması gerekiyor hı hı. noktasına bakmak lazım. Burada çocuk psikiyatristleri bu alanla ilgileniyor. Çocuk nöroloji uzmanları bu alanla ilgileniyor. Bir de tabii ki de bu işin değerlendirmelerini yapabilen psikologlar ve psikolojik danışmanlar var. Yani, süreç bu minvalde ve bu çerçevede ilerliyor. Onun ehline orada gitmek lazım. Ya, doğru adres, zaman da kaybetmeyelim. Benim derdim oradan oraya sürüklenmeyelim. Hı. Bakın dört tane farklı alandan bahsettiniz. Bu da önemli evet. yani. Atıyorum bir doktor dururken niye psikoloğa gidiyorum da diyebilir. Hı hı. Yani orada... Burada şeyi aslında temel olarak ikiye ayıralım. Hı hı. Bir bizim çocuğumuzun nesi var, bir de bizim çocuğumuzun neye ihtiyacı var diye bunu iki evet. soru olarak hı hı. ayrı tutalım. Hı hı. Bizim çocuğumuzun nesi var da tanı kısmında hı hı. Bir kere yetkili şeyler, insanlar belli. Yani psikologların, psikolojik danışmanların... Tanılama yetkisi zaten yok. Bunu çocuk ve ergen psikiyatristleri yapabilir. Tamam. Aileler de bu sorunun cevabını merak ediyorlarsa çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniklerine, devlet hastanesinin, eğitim araştırma hastanesine ve bu özel de değil. Yani burada tanılama yetkisine sahip tek ki şey grup diyelim, devlette çalışan, devlet kurumlarında, devlet hastanelerinde çalışan çocuk ve ergen psikiyatristleri. Ancak bu şekilde resmi olarak özgül öğrenme güçlüğü tanısı alabiliyor bireyler. Ama yani ben tanılama, etiket kaygısı gütmüyorum ya da bunun telaşında değilim. Benim çocuğumun eğitimsel olarak yolunda gitmeyen bazı şeyleri var ve ben bu konuda neler yapmalıyımsa mesele, yani ikincisi benim çocuğumun neye ihtiyacı var kısmıysa, evet orada bu alanda uzman, özgür öğrenme güçlüğünü detaylı bir şekilde bilen ve hem aileyi hem çocuğu yönlendirebilecek ve ihtiyacını, en önemlisi kök nedenini, yani öğrenmeye neden olan asıl şeyin ne olduğunu bulabilecek, kazıyı, dedektifçiliği yapabilecek kişileri bulmaları gerekiyor. Onlar kim? Şimdi teşhis onlar, abi, yani, onlar kim? Onlar çok grup olarak sayabiliriz. Psikolog, psikolojik danışman ve özel eğitimciler ve nörologlar bu işin hı-hı. çok merkezindeler. Kendilerini bu alanda yetiştirmiş sınıf öğretmenleri de belki hı-hı. kısmen bunun içerisinde, çocuğu tanımak açısından, hani hı-hı. tanılama kısmına girmeden söylüyorum. Bu gruptaki insanlardan faydalanabilir. Dernek temsilciliği hakkımı kullanarak şu konuda da izleyenleri uyarmak istiyorum. Yani o sosyal medyada görülen ya da reklamlarda görülen disleksi uzmanı, disleksi öğretmeni falan gibi şeyleri lütfen itibar etmesinler. Gerçekten bu alanda yetkin olan birisi o ünvanları kullanmaz. Çünkü öyle bir ünvan olmadığını yok. Bilir. Yani öyle bir ünvan yok. Disleksi uzmanı diye bir şey yok. Ancak ben uzman psikolojik danışmanım. Benim ünvanım bu. Ben şunu diyebilirim. Ben öğrenme güçlüğü alanında çalışan iyi bir uzman psikolojik danışmanım diyebilirim. Yani bu konuya vakıfım diyebilirim. Ama bunun uzmanıyım gibi bir etiket, böyle bir şey yok. Bu konuda biraz daha kişileri belki araştırarak ve doğru kişilere ulaşmaya çalışarak ilerleyebilirler. Şimdi ilk bölümün bitti gibi, bitmek üzere, reklama gidebilirim. Şimdi asıl gelelim, bu problem kökünden çözülüyor mu? Kökünden çözüyorum, disleksiyi ortadan kaldırıyorum diyenler var benim duyduğum kadarıyla. Ama hani
bilmiyorum hani başarı düzeylerini. Onu biraz işte ailelere sormak, sorgulamak lazım. Böyle bir teşhis konu. Şu anda hani her şey, bütün zihinsel süreçler çok düzgün diyenleri belki ağırlamak lazım. Gerçekten çözülüp çözülmediğini anlamak için. Keza tabii sizler bu işlerle ilgileniyorsunuz. Gerçekten hangi metotla bu öğrenme güçlüğünü hafifletmeyi ve yok etmeyi sağlıyorsunuz? Bunlara da çok önem veriyorum ama reklama gitmeden... Disleksi öğrenme güçlüğü tamamen ortadan kaybolabilir mi? Doğru metotla yol alırsak yurt dışında ve Türkiye'de ne yapılıyor? Yani gerçekten öğrenme güçlüğü yaşıyorsa, yani o gerçekliğini açabiliriz, ortadan kalkmaz. Yani yetişkinlikler... Niye böyle sınırlıyoruz ortadan kalkmaz diye? Çünkü gerçekten öğrenme güçlüğü dediğimizin içerisinde yoğun bir işte motor koordinasyon problemi var, dil problemi var. Akademik olarak üstesinden gelebilir, başarılı olabilir ama mesela yetişkinlikte hala işte sağını solunu karıştırmaya devam eder. Hala arabayı park ederken üç boyutlu düşünmede problem yaşayabilir. Hala zamanını, gününü, çok hayatını planlamakta. Bir tarafı iyi olup bir tarafı evet, çok evet. Kişinin hani sıkıntı yani tam bir şeye de ihtiyaç belki yok aslında hepimizin. Kesinlikle. Yok yani %100 kapasiteyle çalışmak zorunda olan makineler değiliz yani insanlar olarak ama... Yani burada soruya karşılık yani çözüm olur mu anlamındayım, yerindeyim ve şu aslında basamak basamak. Mesela yetişkinlerde biz belli strateji öğretimleriyle yani atıyorum unutan insana çok klişe gidiyorum. Yani unutan insanın not alması mesela bir stratejidir. İşte kendine hatırlatıcılar koyması, hatırlatıcı semboller, saatler, bileklikler koyması, işte günleri karıştırıyorsa ona göre bir strateji geliştirmesi... daha çok kendini düzenleyebilecek şeylerle bunların üstesinden zaten geliyor. Hepimizin aslında engelleri var. Her insan %100 kapasitede değil. Herkes de ona yönelik kendini tamamlayıcı stratejiler geliştiriyor. Dikkati eksik olan başka bir yöntem geliştiriyor. Bellekle ilgili zaafları olan insanlar başka şeyler geliştiriyor. Bunlar oluyor. Ama soru birisi ben öğrenme güçlüğünü tedavi ediyorum diyor doğru mu? Maalesef değil. Yani öyle bir şey yok. Bir de öyle. İnsandan bahsediyoruz. Yani çok değişken her şey. Birden spesifik evet işte şu kadar sürede bunun üstesinden geliyoruz ya da şu kadar sürede bunu hallediyoruz demek çok değişken var süreç içerisinde. O yüzden çok da doğru değil tamamen yani, hallediyoruz diyebilmek. Tabii dedikleriniz tabii bilmiyorum hani bu süreçle ilgilenenler de var. Sizden aldığım bilgileri aktarıyorum ama hani bisiklete de binmeyi bilmiyorsunuz. Sonra öğreniyorsunuz hiç unutmuyorsunuz mesela. Yani disleksinin öğrenme güçlüğünün müdahalede bunu ortadan kaldırmak da benzer hani o bir motor beceri belki ama hani benzer süreçler uygulanamıyor mu? Şimdi illa bir şey yapacağım yani bir yolu olmalı diye ben tabii ben işin bir ehli değilim ama. Ya şöyle çok alternatif bir şey söyleyeyim. Yani şimdi yavaş yavaş Türkiye'de ben eğitimcilerin alan uzmanlarının buna mail ettiklerini de görüyorum. Sevindirici de buluyorum açıkçası. Çünkü sıkıntı şöyle var çocuklarımızda şey var. Yani bir şey var değil mi? Görüyoruz. Aynen ve ilk söylediğimiz yerden yani az bir oranda değil %10-15'lerden bahsediyoruz. Yani toplamda bizim derneğin bir hesabı vardı. 120 bin kişiye yakın öğrenme güçlüğü tanısı alan şey var, birey var, çocuk, genç, yetişkin. Şimdi yaklaşımlar şöyle, bir nesil nesil bunlar değişiyor ama eskiden daha çok bu çocuk okumada güçlük çekiyorsa buna okuma öğretimi yapalım, okumayı toparlasın, sonrasını halleder gibi bir bakış açısı vardı. Şimdi biraz daha nöropsikolojik bir bakış açısına geçti insanlar. Okumayı öğrenmekte güçlük yaşıyor da neden? Yani diğer çocuk yaşamıyor, bu yaşıyor. Bunun nedeni ne? Bu sefer bunun altından işte dikkat sorunları, bellek sorunları, İşte bellek dediğimiz kısa süreli bellek var, işte çalışma belleği var vesaire bunlar ortaya çıkmaya başladı. Sonra bazı insanlar da dediler ki, onları çok akıllı buluyorum, dediler ki tamam o zaman acaba biz çocuğun dikkatini belleğini güçlendirsek bu acaba bunun öğrenmeyle ilgili problemlerini ortadan kaldırır mı? Tam burada işte. Tam burada reklama gideyim. Peki. Tam burada reklama gideyim. Bir reklama gidelim. Öğrenme güçlüğü nedir? Olduğunu nasıl anlarız? Hep çocuk dedik belki bir erişkine de çünkü çözmediysek erişkinlikte de o öğrenme güçlüğü yaşıyor. Yani ilerleyen yaşlarda ne yapılabilir onu konuşacağız. Gerçekten öğrenme güçlüğü, disleksi problemi ortadan kaldırılıyor mu? Böyle kendini lanse eden kişiler var, kurumlar var. Bakalım hani aslında işini öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra devam edelim.
Bugün çocuklarımız için, aslında hepimiz için toplumun yaklaşık %15'lik bir dilimini ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. Disleksi, yani öğrenme güçlüğü olarak tanımlanıyor. İki değerli konuğumuz var. Bu konuyu enine boyuna konuşmaya çalışıyoruz. Sayın Ömer Cimem, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği İstanbul İl Temsilcisi, hoş geldiniz. Merhaba. Ve Sena Arslan, psikolojik danışman, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İşte öğrenme güçlüğü nedir? Bir öğrenme güçlüğü olduğunu aslında nasıl gözlemleyebiliriz? Kimler teşhis eder? Ve öğrenme güçlüğüyle ilgili bir şüphe var ise hangi uzmana gitmeliyiz? Vakit kaybetmemek için, maddi manevi yıpratmamak için, hani doğru adrese yönlendirmek maksat, yapılabilecek bir şey varsa, eğer öğrenme güçlüğü ortadan kaldırılabiliyor ise ya da kaldırılamıyor, geçici bir şeyler yapılıyor ise neler yapılıyor, bunları öğreniyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Tam burada demiştiniz, oradan devam edelim bir becerilerle ilgili. Buyurun. Yani orada öğrenme güçlüğüne müdahalenin işte çeşidiyle, niteliğiyle ilgili bir fark var aslında bahsettiğim şeyde. Bir tarafta aileler bu söylediğimi, eğer şu anda tam da öğrenme güçlüğüyle ilgili bir hizmet alıyorlar, bir yardım alma içerisindelerse anlıyorlardır. Bazı uzmanlar doğrudan eksik kalan becerinin kendisine odaklanırlar. Mesela diyelim ki siz işte bisiklet sürmekten bahsettiniz. Şimdi bisiklet sürmeyi öğrenemeyen bir çocuğa bir bisiklet sürmeyi öğretmeye çalışırsınız. Tanım şeydir. Bu çocuk bisikleti süremiyor. O zaman ne yapayım? Buna bisiklet sürmeyi öğreteyim. Bir başka yaklaşımda der ki ya bu çocuğun dengesiyle ilgili bir problemi var. Bu çocuk aslında dengesini sağlayamıyor. Beden koordinasyonuyla, motor koordinasyonuyla ilgili bir şeyi var. İhtiyaç alanı var. Bu biraz fizyoterapistle mi çalışsa acaba filan der ve bisiklet sürmeyi öğretmekten vazgeçer. Orada bir durur. Çocuğu sürekli duvara çarpmayla, başarısızlık deneyimiyle maruz bırakmaz. Döner der ki fizyoterapist biraz bununla koordinasyon çalışsın. Sonra ben tekrardan bisiklet sürmeyi öğrettim de öğretebilirim. Okuma yazmayla da ilgili aynı şeyler var. Okuma yazmayı öğrenemeyen çocuğa ben okuma yazmayı öğretmeye çalışıyorum. Aynı şeyi zaten yaptım. Farklı sonuç mu bekliyorum? Bu sefer yapabileceğim başka şeyler var. Sebep ne? Atıyorum bazı çocuklarda ses bilgisayar problemler var. Sesleri tam ayırt edemiyor, anlayamıyor. O B'leri, D'leri karıştırmaları, V'leri, F'leri karıştırmaları. Belli sesleri birbirine karıştırıyorlar. Bu seslere yönelik bir müdahale planlayabilir miyim? Bu çocuklar çabuk unutuyor. Belleklerini güçlendirmek için bir şey yapabilir miyim? Bu çocuklar dikkat eksikliği yaşıyor. Dikkatlerini güçlendirecek çalışmalar yapabilir miyim? Belki de ben bunları yaptığımda okumayı daha öncesine göre daha kolay öğrenecek. Okuma eğitimini yeniden düzenlememe bile bazen gerek olmadan biraz çocuğa özgü, çocuğun seviyesinde bir şeyler yaparak öğretebiliyoruz. Öğrenme güçlüğünde yaşayan çocuklar, erişkinlere de geçeceğim ama sosyal duygusal ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Şimdi biraz aslında o müdahale kısmına girdik ama şuraya da geçmek istiyorum. Yani çeken bilir. Yani çocuk belki kendini eksik hissediyor. Aile, hani ebeveyn eksik hissediyor. Bu duyguyla yaşamak tabii çok da kolay değil. Ne söyleyeceksiniz? Biraz da anlayalım. Burada aslında sosyal duygusal etkilerinden söz etmek lazım. Bunu daha önce de dediğimiz gibi daha çok okul döneminde bununla ilgili eksikliği diyelim fark etmeye başlıyorlar. Buradaki bu farkındalık kelimesinin altını çizmek istiyorum. Çünkü programın başında Ömer Hoca bahsetmişti. Bu çocuklar zihinsel engelli değil. Bu çocuklar normal zeka ya da üstün zekaya sahip olan çocuklar. Ve bu çocuklar yaşadıkları durumu değerlendirebilecek kapasiteye de sahipler. Yani bende bir sorun var bende. Evet, bir sorun var bende. Bende bir eksiklik var ve bununla ilgili bir problem yaşıyorum. İşte arkadaşlarım eleştirebiliyor, öğretmenim eleştirebiliyor. Ya da işte ben onlardan farklı düşünüyorum. Onlar bir bağlamda farklı bir konuyla ilgili konuşurken ben bir şey diyorum, gülüyorlar. Ya da işte oyunun kurallarını ben aklımda tutamıyorum. Kendime göre oynuyorum. Bu sefer grup dışı kalıyorum. Gibi bunların hepsini aslında düşünebilecek becerilere sahipler, zeka düzeyine sahipler. Ve gerçekten bu bahsettiğim konularda öğrenme güçlü yaşayan çocuklarda sıklıkla görülen şeyler, sosyal uyum içerisinde olamama, yani içerisinde bulundukları o sosyal ortama uygun davranışlar sergileyememe, o bağlamın gerekliliklerine uygun davranamama ve böylelikle aldıkları olumsuz geri bildirimler ya da kendileriyle ilgili olan farkındalıklar bu sefer düşük benlik saygısı
olmalarına neden oluyor aslında. Özgüveni eksik hissediyor. Kendini evet. değersiz ediyor. Erişkinliği evet. aslında birçok toplumda hani teşhislenmemiş, öğrenme güçlüğü olan insan kesinlikle. Var herhalde. Ya bu da kesinlikle. Bu da niye böyle yapıyor? Yani belki ne, biraz yargıladığımız, eleştirdiğimiz kişilerde aslında böyle bir problem var. Sonra bir problem olduğunu düşünüp bir uzmana gidiyor mesela. Evet, çocuklukta evet. teşhis edince, müdahale edilince işimiz daha kolay ama erişkinlikte hani yerleşmiş bir davranışı herhalde değiştirmek de çok zor. Erişkinler bunu kendi anlıyor önce herhalde sizin dediğiniz gibi. Evet. Orada nasıl müdahale ediyorsunuz? Daha mı zor işimiz, daha mı kolay? Ya şöyle, o Bülent Hoca ile yaptığınız yayında da işte bahsettiğiniz işte beynin esnek bir yapıda olması. Ve bileğin plastisitesi. Evet, hı-hı. o plastisite üzerinden şimdi onun da belli bir haddi var ama yani 18 yaşı tamam yaşam boyu devam ediyor hı-hı. ama azalan oranda devam ediyor. Hı-hı. Yani atıyorum işte ilk 3 yılın kazanımını 33 ile 36 yaş arasında alamıyorsunuz. O 3 yıl gerçekten çok önemli 0-3. 0-6 çok önemli. 8'e kadar önemli, 13'e kadar önemli, 18. Hatta size ilginç bir şey söyleyeyim. Mesela insanlar neden 18 yaşında reşit olurlar? Bu beyin doğduğu andan itibaren işte 18 yaşına kadar gelişmeye devam eden bir organ. Bu biyolojik ve zihinsel evet. verilere göre ortaya evet. çıkan evet, bir şey evet. zaten. Şimdi tabii o ergenlik, yetişkinlik 23-25'lere kadar çıktı. O işin başka gelişim alanları. Yani sosyal, duygusal gelişimi de içine alan alanlar ama... Burada az önce söylediğiniz şey kıymetli. Erken dönemde aslında bütün bu öğrenme güçlüklerinde, dikkat eksikliğinde, hiperaktivite bozukluğunda filan bizim en önemli yapmaya çalıştığımız şey zaten insanlar hasar almadan insanları toparlayabilmek. Yani başlarına zaten başarısızlıklar gelmeden hem sosyal olarak, ilişkisel olarak, hem akademik sonra olarak, hem iş kariyer olarak. Daha sonrasında toparlanmaları çok zor oluyor. Erken dönemde çocuğun sadece neden farklı olduğunu anlaması bile çocuk için yola çıkması, bir şeyleri değiştirmeye başlaması adına çok kıymetli bir şey oluyor, bir farkındalık oluyor. Ya da ailenin çocuğun neden öyle olduğu, farklı gelişimine dair bir bilgisinin oluyor olması. Bu zaten disleksi farkındalık haftasının da konusu. Evet, yani evet. artık farkında olalım ve bu bir şeyler yolunda gitmiyorsa bunun nedenini bir araştıralım, bir bakalım. Üstünden bir geçelim. Tabii disleksi farkındalık haftasına yaklaşıyoruz. Biz biraz evet. erken bir yayın yapıyoruz ama çok kıymetli. Evet. Her zaman evet. yeri ve önemi var. Her hafta belki konuşulsa yeridir. Çocuk ve erişkinlerin evet. geleceği söz konusu. Yetişkinlere geldiğimizde artık o beynin o esnek yapısını kaybetmesi. Hı hı. Tabii ki hala öğrenmeye açığız. Kendimizi geliştirebiliyoruz. Pek çok şeyi yetişkinlikte de beceri kazanabiliyoruz. Ama bu temel alanlarda artık dikkatle ilgili, bellekle ilgili süreçlerde, öğrenmeyle ilgili süreçlerde, okumada hala zorlanan yetişkinler var. Geçen bir İETT şoförü aradı, 44 yaşında. Bende öğrenme güçlüğü var. Bunu işte sizin farkındalıkla ilgili çalışmalarınızdan fark ettim. Dernek üzerinden İtiraf işte ediyor. Bir arama. İtiraf ediyor ve İETT şoförü ve o kadar zor durumda ki benim sürekli hattımı değiştiriyorlar ve ben durakları kaçırıyorum, bulamıyorum, gittiğim Hayır. yoldan geri gelemiyorum. Gerçekten çok zorlanıyorum, itiraf da edemiyorum. Evet, kimseye evet. bunu söyleyemiyorum da ne yapabilirim? Yani... Ne yapacaksınız ona? Bir şey diyeceğim. Hani öğrenme güçlü. Şimdi örnek üstünden gitmek de lütfen ikiniz de cevap verin. Yani bu kurtulmak istiyor. İşine devam etmek istiyor. Hayatı kaçırmamak istiyor. Evet. İşini düzgün yapmak istiyor. Yolcu taşıyor yani. Bir sürü evet. problem. Orada sonra bir sürü uyarana maruz kalacak Allah korusun. Yani işte bu vatandaşımızı tamamen çözmek isteriz sorunumu. Siz çözebilecek misiniz? İşte burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. İki ayaklı bir şey bu. Yani bir taraf bireyin kendisinin yapabileceği şeyken bir taraftan da bizim burada toplum ruh sağlığı açısından özel gereksinimli bireyleri fark etmemiz ve onlara uygun düzenleme yapmayı kaçırmamamız gerekiyor. Atıyorum öğrenme ne güçlüğü... Ne yapıyorsunuz buna? Yani süren de daraldığı için ben çözüm odaklı bir şey istiyorum aslında. Şöyle, yani öğrenme güçlüğü yaşayan bireyin kendisi her zaman bir şeyleri yapmakla mükellef değil. Toplum olarak bizim de ödevlerimiz var. Yani o İETT şoförü bir kere iş kaybına uğramadan, korkmadan böyle bir problemi olduğunu işverenine anlatabilmeli. O işveren ona her gün hatlarını değiştiren bir görev vermemeli. Ona sadece daha kolay, Üsküdar'dan Anadolu Hisarı'na dümdüz bir hatta duraklarının belli olduğu bir taşımacılık da yaptırılabilir. Ortam düzenlemesi bu noktada yetişkinler için önemli. Bir taraftan da
Geçen bir makalede okumuştum mesela. Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin işte trafik levhalarını normal okuyuculara göre daha geç okudukları ve dolayısıyla bunların işte dönüşlerle ilgili önemli kritik tabelaların biraz daha bir 50 metre daha önce koyulmasının öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin işte bu sapakları, sokakları kaçırmamasına olanak sağladığına dair bir şey vardı, yazı vardı. Düşün, yani bu toplumu ilgilendiren bir şey. Bu %15'i stratejiyle yani kendilerini geliştirmesi. Ama nöropsikolojik destekler de olabilir, evet, bununla ilgili. Evet. Yetişkinlere uygulanabilen nöropsikolojik değerlendirme bataryaları. Profesyonel hizmet almaya geliyor ya, tamam. Öğrenme güçlüğü var. Benim derdim profesyonel hizmet almaya gittiğinde. Tamam, yani toplumun farkındalığını arttırmak onun işi değil bence. İşte yerel, kamunun işi yani. Dislenme öğrenme güçlüğü olabilir. O yüzden şöyle hani. Biz bir bileceğiz ki toplum olarak. Belki bende de var, bilmiyorum şimdi. Yani anladın mı? Düşünüyorum şimdi nelerde geleyim diye açıkçası. Yani şey, profesyonel danışmanlık, para da akıtıyorsunuz şimdi yani bu işi. Profesyonel danışmanlık, ben bu sorundan kurtulmak için giden kişinin ya ne yapıyorsunuz? Yani eforunu, o problemi tamamen çözülemiyor dediniz. Söndürmek, toplum hayatını, çok bunun hayatını engellememesi için sizler ne yapıyorsunuz? Bir sizden cevap alayım, size döneyim. Şimdi yetişkin kapsamında bununla ilgili yapılabilen ayrıntılı bilgi aldıktan sonra, anemnez aldıktan sonra nöropsikolojik değerlendirme bataryası var. Bu bataryayla değerlendirme yapılabilir. Tamam. Ömer Hocam'ın da bahsettiği gibi öğrenmesini güçleştiren becerileri tespit edilip bu beceriyle ilgili bilişsel destek çalışmaları yapılabilir yetişkin özelinde de. Fakat bu sadece tek başına yeterli de olmayabilir. Tamam. Bir diğer taraftan da onun duygusal olarak çocukluk döneminden beri devam eden yetersizim, başarısızım, olumsuz inancıyla da ilgili psikoterapötik bir destek alması lazım. Yani bir psikolog işin içinde var. Tabii. Psikolojik danışman, çocuk nöroloğu, psikiyatrist. Evet, bu hani yetişkin özelinde ki çocuk özelinde de bu şekilde. Hatta çocuk özelinde iş daha da multidisipliner. Sadece bir psikolog çözemez mi bu işi mesela? Çözemez. Çözemez. Bir de dil konuşma terapistleri çok önemli. Evet. Yani dil gelişimle dil gelişimle ilgili de problem yaşayan öğrenciler var, çocuklar var. Fizyoterapist, ergoterapist ve dil konuşma terapisti de. Bu en sonunda şunu söylemem gerekiyor. Buna biz özgül öğrenme güçlüğü diyoruz. Zaten bu yüzden özgül diyoruz. Çünkü her çocuğun tablosu diğerinden farklı. Hepsinin başarısızlık nedeni farklı. Dolayısıyla buna göre de kiminle çalışacağı değişiyor. Duygusal sorun yaşayanlar, psikologlarla, akademik sorunlar yaşayan, işte özel eğitimciyle, koordinasyon sorunu yaşayan fizyoterapistle, dil sorunu yaşayan dil konuşma terapistle, bazen bunların birkaç bir arada. Siz bazen öyle şeyler söylüyorsunuz. Herkesin bu bütün hizmete erişme şansı yok. Yani siz bir şey diyorsunuz. İyi, güzel, hoş da. Ya ben bakıyorum çevremde. Ya o kadar komplike ki bir sınava hazırlanmak gibi bir şey yani. Doğru insanı bulacaksın, hepsini şey yapacaksın. Nasıl zor bir şey. Yani bu zor bir şey. Bence öğrenme gücünü bu kadar belki abartmamak da mı lazım? Kişinin hayatını çok etkiliyorsa, hani bilemiyorum. Etki düzeyi herkeste farklı. Madem sizin beyanınıza göre tırnak içinde bunu gerçekten tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Bilmiyorum, yurt dışı kaynakları referans alarak söylüyorsunuz değil mi bunu aslında? Evet, yani %100 ortadan kaldırmak söz konusu değil. Ama bunda yaşamayı öğretmek asıl işin çözümü. Bir herhalde. De şöyle bir sözünüz vardır sizin her zaman için. O şimdi aklıma geldi. Bir destek alındığı zaman illaki başladığı yerden ileri gidecek. Hani ortadan tamamen kaldırmak değil belki olay ama başlanılan kısımdan tabii ki de daha iyi olacak kişi. Tabii, yani elbet bir beceri geliştirme çalışması yapılıyor. Gitti hakikaten. Düşük, orta ya da yüksek seviyede öğrenme güçlüğü var. Bir kişi bu ne kadar süreç boyunca odaklanabilir? Onu da alayım, öğreneyim. Gitti yani, profesyonel hizmet alıyor. Yani zaman belirtmek çok etik değil ama yani bir sürü değişkene bağlı. Ama ortalama da eğer hafif düzeyde bir şeyden bahsediyorsak ve birazcık destek ve aileyi de işe katıp onlara da ne yapmaları gerektiğini öğreteceksek 3-6 ay içerisinde bile çok ciddi mesafe kat edebiliyoruz. Yani bir 6 hafta içerisinde inanılmaz yol kat eden şeyler oluyor. Öğrenme güçlüğünde çok düzey farkı var mı? Kesinlikle. Var tabii ki. Yani yüzeysel sebeplerden dolayı daha basit uyaran eksikliğinden kaynaklı olanlar da var. Burada İki temel, bilgiyi işleme ve dil. Bunların ikisi eşlik ediyorsa, bellek sorunu, dikkat sorunu ve dil sorunu varsa gerçekten işler çok zorlaşıyor. Ama bunlar yok, sadece okumaya dair problemler varsa o zaman işler biraz daha kolay. Peki şu veri, süren bitti ama mesela
sınava giriyor, üniversite sınavına giriyor, başarısız oluyor sürekli. Burada bir öğrenme güçlü çocukta örnek veriyorum, problem oluyor. Yani çalışıyor ama sınavda bunu ortaya koyamıyor. Ya da yani çalışma saatine yönelik aslında gerçek verimi alamıyor. Hep bunlarda böyle öğrenme güçlüğü ilişkinsek şüphelenmemiz mi gerekiyor? Evet. Okumada yavaşlık ve okuduğunu anlamada güçlük. Hızlı okuma kursuna gitti. Biraz merhem olur mu mesela, yani kaynağına işte inmedi. Okuma hem anlama. O yüzden okuma hızı tek başına bir şey söylemez. Hızlı okuyup ama aynı zamanda anlıyorsa o programlar bunu başartabiliyorsa peki, o zaman olabilir. Süren bitti ama kısaca toparlayalım. Hani öğrenme güçlüğü yaşayan çocuk, işte erişkine söyleyeceğiniz bir mesaj var mı? İkinizden alalım ya da son eklemek istediğiniz birkaç cümle bir şey, sonra yeni tamamlayacağım. Sizle başlayayım. Yani farkında olmak aslında, çok iyi gözlemci olmak. Hı-hı. Ebeveynlerin bence en önemli yapması gereken şey, bir o kadar da eğitimcilerin. Hı-hı. Ama çok iyi gözlemci olmak. Her hareketle ilgili bu hani evhamlı olmakla da karıştırılmamalı ama bununla ilgili hani çocukların ya da günümüzde böyle bir problem var ve bu problemi yaşamamak için çocukların iyi bir şekilde gözlemlemek, değişkenleri iyi değerlendirmek, bu konuda uzman desteği almak, yönlendirme almak, çünkü Ömer Hocam'ın da dediği gibi çok komplike bir olay, çok farklı disiplinlerin etkisi var. O yüzden bu işi genel çerçevede değerlendirebilecek uzman desteği ama almak. Ama önce kime gidelim? Şüphelendik. Önce kime gidelim? Onu söyleyeyim. Öğrenme güçlü bende olabilir mi? Kurumlarındaki okul psikolojik danışmanları. Evet, tamam, onlar sonra geri kalanını yönlendirirler. Evet. Tamam. Sizin son sözünüz var mı? Benim son sözüm, yani her sene disleksi farkındalık haftasını biz yapmaya, yani kutlama diyemeyeceğim. Hani yapmaya, insanları hatırlatmaya. yani hatırlatmaya devam edeceğiz ama bu sene pandemi sonrası okulların açılmasıyla beraber hem eğitimcileri hem aileleri daha dikkatli daha olmaya, uyanık daha uyanık olmaya dikkate davet ediyorum. Öğrenme güçlüğü olmayan çocuk öğrenme güçlüğü tanısı alıp yanlış etiketlenebilir. Gerçekten ihtiyacı olan çocuklar arada ıskalanabilir. Bir sürü çocukta biz okul başladığı andan itibaren problemler görmeye, problem davranışlar gözlemlemeye başlayacağız. Herkes çok dikkatli olsun. Uzaktan eğitim süreci öğrenme güçlüğüne aslında biraz zemin hazırladı. Çünkü uyaran eksikliğine maruz kaldı çocuklarımız. Aman aileler biraz daha dikkat. Bir buçuk yılın acısı vallahi çıkacak gibi, bilmiyorum. Çıkacak. Birkaç yıl sonra ne olacak? Öyle bu açık görünüyor. Nasıl kapanacak? Devlet biliyor, milli eğitim biliyor. Öğretmenler belki biraz daha bu işe eğilseler belki hep birlikte o açığı kapatırız. Ben de üstüme düşeni yapıyorum. Kamu görevimi yapıyorum, aktarmaya çalışıyorum. Çok teşekkürler. Sayın Ömer Cimen, Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği İstanbul İl Temsilcisi, teşekkürler katkılarınız için. Önce farkındalık ama her şeyde, evet. Sonra gerisi gelir. Sayın Sena Arslan, psikolojik danışman, kolay gelsin. Çok dert, sağ olun. Bu da bir önemli bir dert. Hayatı için, insanın planladığı hayat için önünde engel olabiliyor inşallah. El birliğiyle çözeriz ama bir konuya derinleşmek de çok önemli. Yani derinleştiğinizde belki tüm bu problemler ortadan kalkar. Bu uzun da bir maraton herhalde. Daha çok derinleşen eğitimciye ihtiyacımız var bence bizim. Kesinlikle. Bu konuya ve hakkını da almaları lazım o eğitimcilerin de. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür. Değerli izleyenler, sağlık raporunu tamamladık. Sağlık haberlerinden derlediğimiz gündemi vereceğim yayını kapatırken. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz, yönetebilmeniz ve sağlığın tanımında dediğimiz gibi tam iyilik halinde kalmanızı diliyoruz. Tekrar teşekkürler bizle birlikte olduğunuz için. Kısa bir not, geçtiğimiz günlerde hani koruyucu hekimlik adı altında bazı hocalarımız var bunları savunan ama işte maalesef soruşturma geçiren bunlarla ilgili hekimlerimiz de var. Koruyucu hekimin aslı efendim nedir? Koruyucu hekimlik ticari değildir. Hiçbir ticari beklentisi olmamalıdır koruyucu hekimlik çalışması yapan. Önemli olan aslında hastalık azdır, sağlık çoktur. Bu bakış açısını koruyucu hekimlik çalışması yapanların en az maddi ve manevi yükle vermeleridir. Koruyucu hekimlik çalışması yapan insanlar lütfen bu şekilde değerlendirin. Maddi ve manevi en az yük ve aslında sağlık odaklı olmak, hastalık odaklı olmamaya odaklanırsak kim gerçekten koruyucu hekimlik üzerine doğru çalışmaları yapıyor anlıyoruz. Ticaret yoktur koruyucu hekimliğin. Onu da söyleyeyim bir not olarak. Teşekkürler. İyi hafta sonları dilerim. Hoşça kalın. Sağlık Bakanlığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarının kabul edilemeyeceğini söyledi. İddianın kaynağı hakkında bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır açıklamasında bulunuldu.
Koronavirüs aşısı geliştiricisi Moderna'nın CEO'su Stefan Bensel, pandeminin bir yıl içerisinde sona erebileceğini söyledi. Bensel, Delta varyantı çok bulaşıcı olduğu için aşılanmayanlar doğal olarak aşılanacaklar. Bu şekilde grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız dedi. Oxford, AstraZeneca aşısını geliştiren Dame Sarah Gilbert, virüsün geleceği ve uğradığı varyantlarla ilgili konuştu. Gilbert, virüsün gidebileceği pek fazla yer olmadığı için çok daha ölümcül bir varyanta dönüşmesinin olası olmadığını söylerken, virüslerin bir popülasyona yayıldıkça zamanla daha az öldürücü olma eğiliminde olduğunu söyledi. Fransa Sağlık Sigortası yaklaşık 36 bin kişinin COVID-19 aşısı yaptırmadan aşı sertifikası almış olabileceğinden şüphe edildiğini açıkladı.